Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Bir programımızda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kesitimizde sizlere 3 arkadaşın dramını sunacağız. Erkan, Fevzi, Tuncay çok samimi, hiç ayrılmayan 3 arkadaştır. Birbirlerinden habersiz hiçbir şey yapmazlar. Daima birliktedirler. Çalışmamaktadırlar. Ailelerinin paralarıyla sağdan soldan aldıkları borçlarla ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu durumdan hoşnut olmayan biri vardır. Erkan'ın babası Cemil. Gelin kesitimizi hep birlikte izleyelim. Ben ya. Uyuma. Hadi öğlen oldu. Kalk çocuğum. Hadi oğlum. Başım başım çatlayacak gibi ya. Saat kaç? Öğlen oldu çocuğum. Babam nerede? Baba senin gibi uyuyor mu? Erkenden kalktı, kahvaltısını etti adamcağız. Kahveye bile gitti. Aman anne ya. Sen de babamla beni aynı kefeye nasıl koyuyorsun bilmiyorum ya. Benim gezip dolaşmak hakkım değil mi? Tabii hakkın. Ama bu gezmelerin tozmaların sonu nereye varacak bilmiyorum ki. Hadi kalk. Üstümde iş, odayı temizleyeceğim. Hadi çocuğum, işim çok. Hadi annem. Tamam. Annelerin gizli. Paran var mı? Oğlum çoğu zaman düşünüyorum da para ihtiyacın olduğu zaman annem annem diye sırdaşıyor. O nasıl şey böyle anne ya? Evet tabii oğlum. Kendi işin gücün olsa hani gelip habire böyle bizden para ister miydin? Hadi anne bak vereceksen ver arkadaşlarım bekliyor. Hala o hayat arkadaşlarımdansın oğlum. Onların yüzünden bir işin olmadı senin. Aman tamam anne vermeyeceksen verme ya. İstemiyorum. Olan bize oluyor. Baban acımıyorsun oğlum. Arada ben kalıyorum. Cemil bir çay daha içer misin? Yok Bali, bu çaylar artık benim midemi kaynatıyor. İçmesem daha iyi olacak. Yaşlanıyoruz galiba. Ne demek yaşlanıyoruz galiba? Yaşlandık bile, yaşlar gitti. Oo geç oldu. Ali, hadi beni anne bekler, ben gidiyorum. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Nerede kaldı bu arkadaş bu adam? Ağaç olduk be. Bir kere de zamanında gelse yani ölecek. Hep böyle bekletiyor bizi, ağaç olduk buralarda. Ha işte geldi. Merhaba beyler. Merhaba. Neredesin be koçum ya? Ya annemle lafladık biraz ya. Hah sigara da çıkıyor. Ya para alamadın mı annenden? Ne parası ya? Bir tonla mesaj dinledim. Yürü kahveye gidelim kağıt alalım. Kahve olmaz babam orada. Aman babandan da bıktık ben. İyi o zaman hadi gelin biraz dolaşalım hadi. Hadi bizim mekana gidelim be. Hadi. Olur. Hadi. Hoş bulduk. Rahatsız olma, otur otur. Of, yoruldum be, hava da çok sıcak. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Erkan hala uyuyor mu? Yok, az önce çıktı, arkadaşlarla buluşacakmış. Boş geze geze iyice haylazlığa alıştı bu çocuk. Hep arkadaşlarının yüzünden. Arkadaşları yüzündenmiş. Aramasın arkadaşlarını. Kessin ilişkisini, bak bakalım bir daha geliyorlar mı? Onlar yüzünden iş bile aramıyor zaten. Ne kadar akıl veriyoruz. Ama çalışmıyor, ne yapalım? Çalışmaz tabii.
Sen gizli gizli kıyıdan köşeden para toplar da çocuğa verirsen çalışır mı o çocuk? Verme parayı, kes bakalım göreceğiz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Aman ikinizin arasında kaldım, ne yapacağım şaşırdım valla. Sen beni dinlesen arada falan kalmazsın. Bak zihninin oğluna, çalıştı çalıştı şimdi kendisine araba alıyor. Kimin için çalıştı, babası için mi? Hayır, kendi için. Şu bizim oğlan da bir iş bulsa çalışsa, ondan para falan isteyen yok ki. Kendi harçlığını çıkarsın yeter. Ah ah. Selamünaleyküm. Bir malzeme rica edebilirim. Tabii abi. Buyurun. Buyurun. Sağ olun hayırlı işler. Size sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaş, başlayacağım böyle parasızlığın içine ben. Şöyle ağız tadıyla gidip bir yerde oturamıyoruz. Hep böyle kaldırım tepelerinde, parklarda. Ne yapacağız orada burada ya bak? Ne güzel burada konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Oho, siz dedişin, hatunu kaçırdınız. Nerede be? Gitti. Buna da harbiden boşuna sapık demiyorlar ha, iyi mi? Oğlum sen burada tanışmadın mı Elif'le? Doğru değil mi lan? Ya ben de onu hayret ediyorum arkadaş ya. Ulan paran yok, pulun yok. Hala o kız seninle nasıl takılıyor ona kafam basmıyor. Bu da benim sırrım oğlum. Behiye! Behiye! Efendim, ne var? Ya bu oğlanın geleceği falan yok ya. Hazırla şu sohbetimizi, yemeğimizi yiyelim. Tamam oğlum. Al bakalım. Çaylar tazeleci var, tazeleci. Ulan babanın yüzünden sadece akşamları çıkabiliyoruz kahveden. Adam bize iyilik ediyor işte ya, alışmayalım diye. Korkuma demedi. Yani bunun korkuyla ne alakası var ya? Saygı bu, saygı. Tamam kesin. Bakın ne diyeceğim. Abim memlekete gidiyor, nişanlısının yanına. Ben de gideyim mi, ne dersiniz? Otur oturduğun yerde ya. Sen bir siz bir alt yiyemez. Kaldım ama. Ne işin var oralarda? Al. Evet beyler. Ne akşam oluyor bu adamda ya? Buraya kadar. Camı da böyle koyarlar. Niye yatmadın? Erkan gecikti, merak ettim. Canım bırak şu hayrızı, hadi yürü yatalım. Belki gelir. Ya bu saatten sonra çocuk muçuk beklenmez. Kalk hadi yatalım, yürü. Erkan, Fevzi ve Tuncay gezip tozmakta, günlerini gün etmektedirler. Cemil bu durumdan rahatsızdır. Ama yapacak bir şey yoktur. Oğlunu çoğu kez iyi bir işe yerleştirmiş ama Erkan bahanelerle her girdiği işten ayrılmıştır. Bu üçlü birbirini tamamlamaktadır. İşsiz, güçsüz, yaşamlarını sürdürmektedirler. Behiye oğlu ve kocası arasında kalmıştır. Biri oğludur, ona kıyamamakta, yoktan çoğu zaman var etmektedir. Diğeri ise eşidir ve Cemil haklıdır da. Bakalım bu durum nelere yol açacak? İzleyelim ve hep birlikte görelim. Günaydın. Günaydın mı? Ne günaydını be? Sen saatin kaç olduğunu biliyor musun he? Biz öğlen yemeğini yiyeli yıl oldu yıl. Sen daha yeni kahvaltı yapacaksın. Gece yarılarına kadar sokaklarda sürtersen böyle olur işte. Hem ben senin geceleri saat kaçta geldiğini biliyorum. Bilmediğimi zannetme. Ses çıkarmıyorum.
Gürültü olmasın diye. Heh. Ses çıkarsam da ne olacak sanki? Ne fark edecek? Hiçbir şey. Ama bana bak, iyi dinle beni. Bir daha tekerrür ederse bu, seni kapının önüne koyarım, haberin olsun. Tamam mı? Çalışırsın da belki bir daha eve bakmazsın. Oğlum hadi gel, kahvaltı hazır. Tamam, geliyorum. Bir dakika hanım, daha lafın bitmedi. Bak, bugün çıkacaksın, kendini iş arayacaksın. Gün bitmek üzere olsa bile, anladın mı? Bir baltaya sap olamadım ben. Cemil, çocuk karnını doyursun. Aç kalsın. Aç kalınca belki çalışmanın önemini anlar. Bitti mi? Cemil, çok üzerine varıyorsun çocuğun artık. Bana bak, bana konuşma. Zaten bu işi buraya kadar getiren sensin, anladın mı? Kıyıda köşede para topluyorsun, çocuğa veriyorsun. Çocuk da çalışmıyor. Çocuğun çalışmasına mani oluyorsun. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, göreceğiz. Of, of. Of. Oğlum, olan bana oluyor. Her gün hazır istiyorum babandan. Anne, bırak da biraz kafamı dinleyeyim ya. Bir işe girsen, elin ekmek tutsa, kendi ihtiyaçlarını alsan. Sanki o hemen bir işe mi girmiş, hiç gezip tozmamış mı? Keşke sen baban gibi olabilsen. O küçücüktü işe girdiği zaman. Komşularımız da oradan tanıyorum ben onu. Tamam tamam, zamanı gelince çalışırız anne. Allah'ım, sen bana akıl fikir ver yarabbim. Ha anne, bu arada beni aran oldu mu? Elif aradı. Niye baştan söylemiyorsun ya? Adamda akıl mı bırakıyorsun sen? Efendim? Alo Elif, benim, ne haber? İyidir. Bu ne uykusu bu saate kadar? Gece yine geç mi geldin? Ne geçi ya? 12 gibi evdeydim. 12'de geldiğiniz patlamaya bir şahit lazım. Tamam, bırak onu şimdi sen. Bugün gelecek misin? Onun için aramıştım ben de. Nerede buluşalım? Kafeye gel, her zaman buluştuğumuz yere. Tamam. Görüşürüz. Şu kız sende ne buluyor ki, anlamıyorum. Tamam tamam anne ya, ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeyecek misin? Yok canım, istemiyor bugün. Hani bugün iş aramaya gidecektin. Elif'le buluşmanın alemi ne oğlum? Ya zaten akşam oldu be anne. Ne işi ya? Şimdi nereden ben iş bulurum? Ha, bu arada bana biraz borç para versin anne. Elif'le bulacağım, biliyorsun. Rezil olmayayım ya. Öbürlerini ödedin değil mi? Vallahi borç be anne. Vallahi vereceğim ya. Yalak akışı. Güzel anne benim. Vereceğim annem ama. Çıkarken vereceğim. Abiciğim, senin orada bir kumar vardı akşam. Para olacaktı var ya. Hadi ya. Vallahi billahi barbut atıyorlardı. 3 turda parayı bulmuştuk ha, iyi mi? Ulan para olsa, para olsa tüyü aldım. 3 tane tek var, acayip ha. Hemen parayı götürürdük. Nereden ne aldın tüyoyu be? Ya söylediler oğlum. Muhabbetiniz bol olsun. Aleykümselam. Nerede kaldın be aslanım? Ya yeni uyandım ya. Bugün Elif'le buluşacağım. He, annemden biraz para aldım. Siz de bir yerlerden para bulun da bu akşam birhaneye gidip içelim ya. Ulan nereden bulacağız biz para? Hem birhanede ne yapacaksın oğlum? Birhane fazla yazıyor. Alırız biralarımızı, buralarda demleniriz işte. İyi tabii, tamam ya. Nasıl istersiniz ya. Hadi ben buluşmaya gidiyorum. Yarın doğru, görüşürüz ama. Tamam. Selam söyle. Aleykümselam. Ne diyorduk abi? Tiyodan bahsediyorum. Tiyolardan. Arkadaşların yanına uğradım, ondan gelecektim biraz. Uğramadan edemezsiniz zaten. Bak siz var ya, üçünüz de birbirinizin kanına girip birbirinizi engelliyorsunuz. Aranızdan biri başlasa çalışmaya, diğerleri de çalışmaya başlar. Böylece baba parası da yemezsiniz. Annemle babam da hep aynı nesaatleri veriyor. Biz sen eksik. Kusura bakma. Sen gerçekleri görüp ayaklarının üstünde durana dek bu böyle devam edecek. Böyle devam ederse zaten geleceğimizi de göremiyorum. Aşk karın doyurmuyor maalesef. Niye arkadaşlarına uğruyorsun? Bugün bana söz verdin. Onlara hesap vermek zorunda değilsin ki. Aa Elif, yeter sus artık ya. Sen de arkadaşlarınla görüşüyorsun, ben de. Ben sana karışıyor muyum? Benim arkadaşlarım seninkiler gibi değil ama. Biz birbirimize zarar vermiyoruz. O bizim sorunumuz. İyi öyle olsun. Umarım bu sorunuz bir gün başınıza bela açmaz. Hadi kalkalım artık. Daha yeni geldik, bir şeyler içelim. Hadi hadi kalkalım. Peki. Tutumsuz, umursamaz davranışlarıyla, sorumsuzluğuyla herkesi çok üzüyordu. Sevdikleri onun bu davranışlarından hiç hoşlanmıyorlardı.
Elif söylediklerinde çok haklıydı. Canciğer arkadaş olan bu üç genç birbirlerinden etkilenerek davranışlarını ona göre ayarlıyor. Biri çalışmıyorsa diğeri de çalışmıyor. Attıkları her adımda birbirlerini teşvik ediyor, her şeyden birbirlerinden haberdar oluyorlardı. Bu nereye kadar böyle devam edebilirdi? Bu işin sonu nereye varacaktı? Hayatlarını sürdürebilmeleri için hep başkalarının sırtından mı geçineceklerdi? Yoksa bir çıkış yolu bulabilecekler miydi? Olacakları izlemeye devam edelim. Aksine yarın da Elif'le buluşacağım. Cebimde de 5 kuruş para yok, iyi mi yani? Sizde var mı? Ne parası oğlum? Çay paralarını verdikten sonra 1 lira param kaldı. Hep böyle sürüp gitmez ki. Bu durumdan kurtulmanın bir yolu olmalı. Ne o? Çalışmak mı? Aklıma gelen en son fikir o benim. Bekle sen daha. Belki düşündüklerin bir gün gerçekleşir. Altılı ganyan piyango falan mı? Başka ne olabilir ki? Siz dalga geçin bakalım. Bir gün gerçekleşirse o zaman görürsünüz. Vallahi kolay yoldan avanta para kazanmak varsa varım arkadaş. Öyle çalışarak falan uğraşamam ben. Al benden de o kadar. Ya onu bunu bırakın da bana gerçekten para bulamaz mıyız ya? Annene müracaat et oğlum. Kadını zaten hayır kurumuna döndürdün. Vermez. Geçen gün son kez verdi. Hep son diye ama dayanamayıp yine veriyor. Neyse bir kez daha şansımızı deneyelim. Çocuklar bari bu gece geç kalmayalım. Hadi gidelim ya. Hadi. Elveda son para. Günaydın. Günaydın. Hayret, sen bu saatte ayakta. Babam evde mi anne? İçeride uzandı yatıyor. Anne, benim için babamdan biraz para istese. Geldim iste. Ya ben nasıl isteyeyim ben? Hadi. Hayır oğlum, olan bana oluyor lütfen. Ya anne hadi ya, bak Edip'le buluşacağım. Resim mi olayım kısa ya? Ama bu son. Tamam. Çekil. Hadi güzel anne benim. Cem'in gazete mi okuyordu? Erkan'ın hiç parası kalmamış, harçlık verecek çocuğa. Bu ne utanma herif ya? Hangi yüzle benden para istiyor? Erkan! Erkan! Ne var? Gel buraya! Giyiniyorum baba. Bırak giyinmeyi, hemen gel. Gel oğlum. Efendim ne var? Ulan sen ne yüzsüz adamsın, ne utanmaz adamsın ha? Ben sana iş bul çalış dedim mi demedim mi? Ama sen ne yaptın? Haylazlığı seçtin. Senin karşında borç para isteyen arkadaşın yok. Anladın, baban var. Ne dersin? Sus! Bir de kaçlık veriyorsun. Defol karşından. Hadi! Oğlum oğlum hadi git. Yani bu parmak kadar çocukları bütün gün sokak ekmek parası için geziyorlar be. Eşek kadar oldu. Baba para, baba paraymış. Bunu yapan sensin, hep sensin. Tamam babam değil. Tamam bir daha. Oradan buradan toplarsın toplarsın, verirsin herifin cebine parayı. Çalışır mı adam, çalışmaz tabii. Sana 100 defa söyledim, verme şuna para. Verme bak nasıl mecburen iş bulacak. Kafanı sallarsın. Ya arkadaş ne biçim sıcak bunlar ya. Vallahi piştim ben. Gelene bak. Babası yine bir yere gitti herhalde. Elif de çıkacaktı bugün ama. Morali de bozuk, bana bak. Merhaba Bilet. Ne bu halin ya, ne oldu? Sen bugün Elif'le çıkmayacak mıydın? Çıkamadık bugün ya. Neden? Ne oldu ki, anlatsana oğlum. Babamla atıştık biraz ya. Annemi para istemesi için gönderdim. Sen misin gönderen? Bir ton azar işittim ya. Ya millet bu parayı nasıl kazanıyor? Bunun çaresi ne ya? Gökten zembille iniyordur herhalde. Herhalde. Neyse siz oturun, ben bir Elif'i arayayım. Birazdan geliyorum. Oğlum ve arkadaşları iş çalışmıyorlardı. Ben bu olaydan üzüntü duyduğum için devamlı oğlumu uyarıyordum. Fakat o yine de yapacağından hiç geri kalmıyordu. Erkan'la ben çok iyi arkadaştık. Erkan uzun süre işsizdi ve bu yüzden ailesiyle arasında problemleri vardı. Ailesi ona iş bulması konusunda sık sık baskı yapıyordu. Bu yüzden babasıyla arasında problemler doğmuştu. Erkan babasından o kadar azar işitmesine rağmen hala akıllanamamıştı. Cemil ve Erkan bu tartışmadan sonra bir müddet konuşmadı. Araları açıktı. Erkan iyice parasız kalmıştı. Ama yine de çalışmak gibi bir düşüncesi yoktu. Parasızlık bu üç arkadaşın canına tak etmişti. Bir gün kötü bir fikirle bir işe kalkıştılar. Acaba bu fikir neydi? Gelin izleyelim ve görelim. Erkan düzeldi mi, ben geliyorum? Yok canım, yalnızca bazı hareketleri düzeldi o kadar. Bana bak,
Para verdiğini falan görmeyeyim ha. Haytalığı çünkü hala devam ediyor. Vermem zaten istemiyor ki. En baştan böyle yapacaktın ki aklını başına toplayacaktı, çalışacaktı. Hiç olmasa kendi masraflarını karşılardı çocuk. Lan bıktım şu parasızlıktan be. Millete bak canavar gibi eğleniyor ya. Ben böyle kaderin içine yapayım mı arkadaş be? Ey büyük Allah'ım be, gör bizi be. Herkese talih, bize kör salih be arkadaş. Üf, aman bırakın ya, ben sıkılmaya başladım buradan. Hadi kalkın da biraz dolaşalım. Hadi yürü, gidelim. Nereye hadi gideceğiz ya? Ne bileyim ben, gidelim dolaşırız ya. Dolaşırız bir yerlerde. Behiye. Efendim? Ben çıkıyorum, senin bir şey var mı? Yok, sağ olasın. Erkan gelince sor bakalım, hala bir iş bulamamış mı? Üzerine fazla gitmesek artık. Olur, serbest bırakalım da iyice boşu boş olsun, öyle mi? Tamam, sinirlenme, gelsin de sorarım. Ben gidiyorum, fazla geç kalmam. Tamam, hadi güle güle. Ben şuradan bir sigara aldım. Buraya da ne çok girip çıkan var ha. Acayip asılatı vardır ha. Kazan kazan ye. Ya benim başım çok ağrıyor çocuklar, ben eve geçiyorum ya. İyi, sen bilirsin. Siz ne yapacaksınız? Akşama kahveye gitmeyiz, iki kişi oyun zevk vermiyor. Parka geliriz. Tamam, belki gelirim. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Sen de sağ ol. Oh, nereden çıktı bu ağrı ya? Geçer. İleri içtin şimdi. Oğlum Erkan, baban sorup duruyor. Oğlan ne zaman işe girecek diye. Ne diyeceğim ben? Of, ne dersen de ya. Çalışmıyormuş de, boş geziyormuş de. Oh. Rahat bırak ben anne, uyuyacağım ya. İyi, hadi uyu. Ya bana bak, bir arasak mı Erkan'ı? Ne oldu acaba, hastayım diyordum. Ne bileyim, arayalım, gel. Gel. Bu arızalı. Ha, şuna bakalım. Jeton var mı? Var var, ne olacak? Al. Efendim? Şey, ben Tuncay. Erkan'ı merak etmiştik teyzeciğim. Rahatsızdı da. Yok evde Erkan. Eve gideceğini söylemişti. Verebilir misiniz? Ne saygısız şeylersiniz. Yok evde diyorum ya. Bana bak, ne oldu? Yüzüme kapattı telefonu ya. Vay Erkan be. Demek eve gitmedin ha. Yeter ulan, tamam, bitirme. Aman be, almışsın zaten bir tane. Ne sana yetiyor ne bana, al iç, iç. Ulan buldum bunuyorsun, sen ne bir tipsin be. Kendini al o zaman oğlum, git de. Nereden alıyorsun oğlum, yatırdık paraları altılıya. Bana ne yatırmasaydın, sana da kıyak yapıyoruz, burçayı yiyoruz. Oğlum tüyo aldım dedim ya, duymadın mı, tüyo aldım. Ne yapar lan? İyidir, nerelerdesin sen be? Hastayım, evdeydim, bilmiyorsunuz mu ya? Telefon ettik, annen yok dedi. Aa, vallahi evdeydim ya. Annem bizi pek sevmiyor. Onun içindir, seninle arkadaşlık etmeyelim diye. Neyse, boş ver. Sigara yok mu? Vallahi yok. Vallahi sigara migara yok. Son paramızı da buna yok verdik. Ya, bende de yok. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Bozuk para vardır sizde. Hadi çıkın, hadi hadi. Az sigarasız bir şey... mı kalacağız? Hadi gidip alalım. Hadi. 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 Aleykümselam. Buyurun, bir Maltepe versene. Tabii. Buyurun. Buyurun, sağ olun. Hayırlı işler. İyi günler. Bana bak ulan, benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Bir günün hasılatı olmalı, ne paraydı be? Şş, yoksa benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz ha? Beyler, bana bakın, şansımız dönüyor galiba. Artık çalışmamıza gerek kalmayacak, bu yüzden azar da işitmeyeceğiz ya. İyi güzel, bu paralar bizim olacak ama nasıl olacak? Sevgili izleyiciler, izlediğiniz gibi bu üç arkadaş bayi sahibi Akif'in elindeki paraları görünce kötü bir fikre kapıldılar. Hayaller kurmaya, artık paralı bir hayat sürmeye alışmak için kendilerini avutmaya, çirkin bir plan yapmaya koyuldular. Acaba bu planı nasıl yapacaklar? Başarabilecek, yakalanmadan huzura kavuşabilecek, kolay yoldan bir kazanç sağlayabilecekler miydi? İzleyelim ve görelim.
Burayı soymak için iyi bir plan yapmalıyız. Yakalanmamamız lazım. Ya inşallah iyi bir para çıkar da bu kadar tehlikeye girdiğimize değer ha. Ah ulan ah! Nasıl olacak sahibi bu iş? Düşünmemiz lazım. Kötü bir plan başımıza iş açabilir. Haklısın. Sürekli gözetlemeliyiz orayı. Kaçta açıp kapattığını da öğrenmiş oluruz. Sonra kim ne diyecek ki bize? Devamlı zaten biz buralardayız. Kimsenin dikkatini de çekmeyiz. Tabii oğlum, burası bizim mekanımız. Herkes bize alıştı artık burada. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Ben Elif'le buluşacağım. Tamam, geç kalma. Tamam. Versene bir sigara. Neredesin sen ya? Bekletmek nasıl bir duyguymuş, bir de ben öğreneyim dedim. Aman ne kadar güzel. Ben çok susadım. Bir su içeyim. Su mu? Ne istersen onu iç. Ne o? Hesabı ben mi ödeyeceğim? Hayır, ben ödeyeceğim. Hem bundan sonra benim çok param olacak. Bundan sonra senin istediğin her yere götüreceğim. Ne yersen ye, ne içersen iç. Aklın başına geldi, çalışmaya mı başlayacaksın? Yoksa piyangodan para çıkacağı içine mi doğdu? Sen orasını karıştırma. İnşallah yüzümüze gözümüze bulaştırmadan bu işi hallederiz de rahat rahat yeriz paraları. Oğlum sen dua et de soygun yapacağımız gün adamın kasasında güzel para olsun. Sahi abi ya. Ondan sonra paraları kaptık mı abicim? Üç tane de hatun doğru Akdeniz hayatımızı yaşama. Paralar bitince ne olacak abi? Ulan ne aptal adamsın be. Bu işi öğreniyoruz be. Dönünce 2-3 iş daha patlatacağız. Of! Paso ondan sonra beleş. Çalışmak yok. Paydos, tamam mı? Anladım abi. Ha. Hala anlatmadın. Nereden gelecek para? Aman Elif, üsteleme işte. Mutlu günler, güzel günler bizi bekliyor. İnanayım mı? İnan inan. Beni hayal kırıklığına uğratma da. Hayır Elif, senin için rahat olsun. Hadi kalkalım, benim biraz işim var da. Sen. Hadi. Şuradan hesabı ödeyelim, sonra aşağı ineriz. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Anneciğim kusura bakma, anahtarım diğer pantolonda kalmış. Çünkü olmaya başladım son zamanlarda. Babam evde yok mu? Yok, pazara indi. Oh, rahatlıkla sigara içebilirim o zaman. Baban gelip ne yapacaksın, görürsünüz ben gelip. Gelmez gelmez. Anne karnım çok acıktı ya. Bir iki lokma bir şey hazırlasana. Akşama bir şey kalmadı, hep birlikte yeriz. Yapma anne ya, akşama çok büyük bir işim var. Ne işim var? Yoksa Elif mi ben? Karıştırma anne, hem yakında çok param olacak. Nasıl olacak? Nereden bulacağız o parayı? Ya neyse, karıştırma dedim ya. Hadi anne, acelem var ya. Büyük bir lokma bir şey hazırla. Hadi hazırım, gel. Tamam, geliyorum ben hemen şimdi. Tamam. Bak abi, bir kişi daha girdi bak. Ya adamın ne müşterisi var be abicim? İki saattir buradayız, 50-60 kişi oldu be. Abi işin garibi, herkes eli dolu çıkıyor abi. Ya adamın müşterileri sağlam arkadaş. Merhaba beyler. Neredesin sen be? Geldim işte ya. Ulan bir günde söz verdiğin saatte geldim. Ya evde biraz yemek yedim. Siz ne zaman geldiniz? İki saat oldu. He. Bugün dükkanda işler nasıl? Oho, bir işliyor bir işliyor, sorma gitsin. Müşterinin haddi hesabı yok. Yapma ya. Vallahi süper. Aman Allah bereket versin be. Bak. Hadi be. Fevzi, Tuncay ve Erkan sürekli bayinin etrafındaydılar. Civardan nadiren ayrılıyorlar ama çoğunlukla dükkanı gözetim altında tutuyorlardı. Erkan üstü kapalı olarak Elif'e ve annesine yakında parasız dolaşmayacağından bahsediyor, onlara ümitler veriyordu. Bu işin sonu nereye varacak? İzleyelim ve görelim. Çocuk beni deli edecek ya. Hala avareliğe devam ediyor. Ne yapmam bekliyor yani? Tutup kulağından sokağa mı atayım kendisini? Öyle deme, çoktandır bir param olacak deyip duruyor. Acaba bir yerden bir iş haberi mi bekliyor, ne yapıyor? İş mi? Hayatta gözümle görsem inanmam. Bugün öyle söyler, yarın başka bir şey yapar. Avareliğe devam ederse ben onu yapacağımı bilirim sonunda. Ne yapacaksın canım? Alırsın karşına, konuşursun. Arada kalan ben oluyorum. Üzülüyorum mu? Bana bak. Akşam Erkan'a da söyleyelim, bir an önce bitirelim şu işi.
Belki adam biriktirip bankaya yatırıyordur. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Bir avuç para için başımızı belaya sokmuş olacağız. Konuşalım da ne zaman yapacaksak yapalım arkadaş. Sıkıldım ben ya. Ne oldu? Bir an önce bitirelim şu işi. Uzadıkça stres yapmaya başladım. Tamam oğlum, ne stres yapıyorsun be? Yapacağız işte. Ne güzel be, beleş var. Bana bak, soran olursa çalışıyoruz deriz, tamam mı? Bu aralarda bir güzel yeriz. Ben bu akşam gidip biraz düşüneyim ya. Bir plan kurmamız lazım. Öyle yap pat diye bu iş olmaz. Hadi kalkıp şu bayiye bir bakalım. Ne de olsa ekmek kapımız. Hadi. Bu akşam bari şu Erkan'ı karşıma alıp da konuşayım diyordum. Ama bak saat kaç oldu, hala ortalarda yok. Aman kaç kez konuştum da ne oldu ki, aynı tas aynı ama. Hani işe girecek diyordun, ne oldu? Ne bileyim, hep yakında çok param olacak deyip duruyordu, belki de girdi. Girmiş de kimseler görmemiş. Ben yatıyorum. Yarın etraflıca konuşuruz. Sonra planımızı kurarız. Gelsin paralar. Ulan aynı filmlerdeki gibi ha. Ne macera ama. Ya şu işi tehlikesizce bir atlatsak. Eğer bu işi yapacaksak tehlikeyi göze almamız lazım. Arkadaş ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Başka çaresi yok. Evet, ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Neyse saat de geç oldu ya, biz de kalkalım. Bu da toplanmaya başladı. Şimdi iyice bir düşünelim de yarın yine konuşuruz, tamam mı? Hadi kalkalım. Hadi. Erkan kavgalarımıza ve uyarıma rağmen bir iş bulup çalışmıyordu. Yalnız annesine bundan sonra parasız kalmayacağını söylüyordu. Ben oğlumun bir iş bulup çalışacağını tahmin etmiyordum. Oğlumu çok iyi tanıdığım için böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Zor günler geçiriyorduk. Kolay yoldan para kazanmanın yollarını arıyorduk. Ve bir gün Erkan'ın aklına bir fikir geldi. Ve bu fikri uygulamaya karar verdik. Bu üç arkadaş izlediğiniz gibi bu çirkin soygun düşüncesine iyice kapılmışlardı. Kolay yoldan sağlayacakları haram kazançla rahat edeceklerini sanıyorlardı. Ertesi gün planı hazırladılar ve bakın neler oldu. Hırsız arkadaşların sürüklendiği sonu hep birlikte izleyelim ve görelim. Erkan, oğlum. Hadi kalk. Saat 10 oldu, kaldı. Ben 10'da demiştim. 10 mu? Of, başım. Sen niye böyle erken kalkıyorsun? Ben seni hiç böyle görmemiştim. Önemli bir işin mi var çocuğum? Var anne, Elif'le dolaşacağız biraz. Anne, paran var mı? Var çocuğum, çıkarken vereyim. Hadi o zaman sen de üstünü giyin de madem erken gideceksin. Tamam anne. Tamam. Sağ ol anne, merak etme, bu son. Hep son. Artık oğlum ayaklarının üstünde durmasını öğren. Kazı kadar çocuk oldun. Tamam anlıyorum anne. Neyse ben çıkıyorum. Akşama geç kalma, bak babandan senin yüzünden bir ton azar istiyor. Tamam geç kalmam. Merhaba Elif, ne haber? İyidir. Çok neşelisin. Ne oldu, niye ki? Ne zaman bir araya gelsek kavga ederdik. Ya bırak geç artık onları ya. Sen geleceğe bak. Bakalım da pek parlak değil. Görüyoruz. Hadi gel gezelim biraz. Erkan gelse de şu planı konuşsak. Bir an önce ne yapacaksak yapalım. Haklısın, bir an önce bitsin. Biliyor musun, aslında bu para bizi kısa bir süre idare edecek. Ya sonra yine başa döneceğiz. Kafanı çalıştır oğlum. Bu işin raconunu öğrendiğimiz zaman kolay para kazanmanın yolunu buluruz. Geliyor. Ne oldu, yaptın mı planı? Yaptım yaptım, hadi kalkalım. Niye? Ya burada ulu orta konuşulur mu bu iş ya? Hadi sakin bir yerde konuşalım hadi. Bizim çaylar yazıver. Oğlumuzun yüzünü göremez olduk. Neler çeviriyor bu? Anladığım kadarıyla o kolları sıvadı para kazanmak işinde. Kazansın da görelim. Kaç yere yerleştirdim onu. Durdu mu? Durmadı. Şimdi nasıl duracak? Hevesime kırma. Aklın başını topladı diye ne dualar ediyorum ben. Göreceğiz. Göreceğiz. Evet bakalım. Ben planımı yaptım. Ben de bir tane silah var.
Benim pederin silahı da var, onu da getiririm. Tamam ben. Çok güzel, getir. Şimdi bak, ne zamandır burayı gözetliyoruz. Adam saat 12 ile 1 arası dükkanı kapıyor. Bak o zaman, o saatlerde sotaya yatarız, tamam mı? Millet evine çekildikten sonra dükkanı kapamadan bindiririz. Dayadık mı silahı alnına, paraları alıp kaçarız. Ha, ip de getirelim yanımızda. Bağlayalım ki arkamızdan yaygara yapmasın. Tamam, hadi gidelim o zaman, akşam buluşuruz burada. Hadi. Anne, ben çıkıyorum. Oğlum, daha yemek yemedin. Aç diyelim anne, sonra görüşürüz. Arkadaşıyla silahlı gasp yapmak suçundan yargılanan Erkan Şen, 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırılınca oğlunun tahliyesini bekleyen anne üzüntüsünden bayıldı. Sevgili izleyiciler, kolay yoldan kazanç sağlamak isteyen 3 arkadaşın dramını ve sonunu izledik. Onlar gençlik yıllarını hapishane köşelerinde geçirecekler. Harama el uzatmak, hırsızlık yapmak yerine namuslarıyla çalışıp para kazansalardı böyle olmazdı. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Erkan Şen, silahlı gasp suçundan 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kötü arkadaş seçimi onu yanlış yollara sürükledi. Şimdi cezaevinde. Fevzi Taş, o da Erkan gibi ağır hapse mahkum edildi. Cezasını çekiyor. Tuncay Sert, kolay yoldan kazanç uğruna gençliğini mahvetti. Ağır hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi cezasını çekiyor. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.